Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden yaralı olarak kurtulan depremzedeler o anları anlattı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı depremzedelerse Elazığ'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. O an şiddetli bir sarsıntı olunca hepimiz korkuyla panikledik, ne yapacağımızı bilmedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm. Bacağım kırıldı, işte hareket edemedim. Ondan sonra yukarıdan böyle parçalar düşmeye başladı. Tabii o sırada ailem çıktığı için gelip beni götürdüler. Hastane sürecimiz falan oldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeler Zeynep Aslan ve Hasan Çağdaş o anları anlattı. Gece saat 4'tü, 4 civarındaydı. Bir baktık yukarıda vurdu. Daş duvarıydı bizim. Bir bile gitti. Ben sakattım çocuklar. Duvara ceren aynı anda kesildi. Biz onu şaşırdık. Hanım dedi, bu sakatı bunu önce çıkardı. Daha önce de burada vurmuşum. Platik var 50 santim. Ondan sonra kaçtık. Dışarı çıktık. Ceremera köyünün hepsi cerenleri kesilmiş. Dışarı kaçtım. Kapının önünde don vardı, betondu. Ayağım böyle büküldü. Bir burada kırıldı. Bir burada. Üç yerde kırıldı. Ne Allah yine de devletimizi, milletimizi var ise. Zeynep Aslan'ın depremde çok fazla akrabası da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ailem, kardeşlerimden falan olmadı. Teyzem, kuzenlerim vefat edenler oldu tabii. Kayıplarımız oldu. Ya Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli hissetmemiştik. Bu çok başkaydı, çok korktuk hepimiz. Yani Malatya şu an zaten çok kötü durumda. Yaşadığımız şehir değil, hangi mahalle bizim mahalle, neresi hiç bilmiyoruz. Depremden sağ kurtulanların şimdi tek isteği bir an önce toparlanabilmek ve bir düzen kurabilmek.